Merhaba sayın seyirciler, iyi günler. Bugün vatandaşlarımızda ekonomik durum nasıl, geçinebiliyor musunuz? Ve bayramla ilgili temennileriniz, öngörüleriniz neler, bunlar sorunlar. Teşekkür ederim. Ekonomik durum hakkında soruyoruz. Ekonomik gidişat nasıl sizce? Yani ekonomik durum tabii ki çok iyi değil ama sağ olsun hükümetimiz telafi ediyor yani. Başka da zaten ekonomik durumun kötü olması benim kanaatimce hükümetten kaynaklanan bir durum da yok. Yani hükümet yapmıyor. Ama bir takım birileri yapıyor işte. Peki, geçinebiliyor musunuz? Yani iyi kötü geçiniyoruz. Emekliyim. İyi. İyi günler, nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim, sağ olun. Ekonomik gidişatımız nasıl? Hiç iyi değil. Peki olası bir seçimde kime oy vermeyi düşünüyorsun? O zaman olsun, düşünürüz. Yani buna olmayacağı belli. Bununla olmaz. Bununla gitmez. Bundan işi bitti. Bir emekli olarak söylüyorum. Bir emekli olarak konuşuyorum. Bizde zerre kadar oy çıkmaz. Bu parti sadaka partisi. Benimsemiyorum. Bir vatandaş olarak da, bir emekli olarak da beğenmiyorum. Yani şu piyasaya göre bu böyle gitmez. Bir yerde patlayacak. Ama 2023'e varacağında hiç zannetmiyorum. Yani en kısa zamanda patlayacağına inanıyorum yani. Ekonomi çökeceğine mi inanıyorsun? Ekonomi çökeceğine değil, hükümetin değişmesiyle ilgili. Yani bunların hesaplamaları, planlamaları bir ölçüde gitmiyor. Vatandaşlar kendilerinin arasında dağlar kadar bir uçurum var. Vatandaş şu anda gerçekten mağdur. Gerçekten bitik. Yani vatandaşı adeta dilenci etti. Biz beklemiyorduk bu kadar şeyi ama adeta kendileri elleriyle yaptılar yani. Bundan sonra da olmayacak. İlk seçimde gideceklerine inanıyorum. Peki bayram da yaklaşıyor. Bir planlamanız var mı bayramla ilgili? Vallahi hani ben isterim ki hani bir emekli olarak, yani ben de yurt dışında gelen vatandaşlar gibi, bırakın yurt dışına gitmeyi, kendi ülkemle gezmeyi isterdim. İyiye gidiyor mu, kötüye mi gidiyor? İyi zaten, bundan iyi ne olacak? Gayet iyi. Var mı sıkıntı? Araba park etmeye yer yok. Alışveriş merkezlerinin önünde millet kuyrukta. Gayet iyi. Var mı sıkıntı? Peki seçimle ilgili öngörüleriniz neler? Erken alınır mı? Hayır. Seçime gerek de yok bence. Adam işi götürüyor. Seçime gerek yok derken? Seçime gerek yok. Kimi seçeceksin? Bir alternatif mi var? Var mı bir alternatif? Yani malum ortada her şey. Ortada olan mı? Ortada olan, ben gidip de markete emekli bir insan olarak makarnanın fiyatına bakıyorsam, ortada olan budur, gerçekler budur yani. Başka ne söyleyebiliriz? Peki çözüm ne sizce? Çözüm nedir biliyor musunuz abi? Benzine bu kadar zam gelmişken, ben Bursa'da yaşıyorum. Benzin 30 lirayken lüksten kaçmayan, bakın Japonya'ya bakarsanız, Çin'e bakarsanız insanlar toplu ulaşımla giderler gelirler. Ama bizimkiler maşallah en lüksünden, arabasından tutun, benzininden tutun hiçbir zaman vazgeçmezler. Bir insan çalışmasa bile sokakta görüyorum ben, cebinde parası olmasın ama iPhone'u cebinde 15 milyarlıktır. Bakın ben emekliyim, maaşım da çok iyidir maşallah. Ama şu an telefon araştırıyorum hala. Niye? Benim bir seviyem var, 10 bin liraya geçemem. Ekonomik gidişatı soruyoruz. Ekonomik gidişatı soruyorsun. Ekonomik gidişat çok güzel. Biraz bağlılık var, her şey bağlandı da. Ama buna göre her şey bağlandığı için sıkıntı yok.
güzel yani, piyasa güzel. Herhangi bir sıkıntı yok mu? Yok, bir sıkıntı görmüyoruz. Sıkıntı olduğunu söyleyenler var. Ya o sıkıntı zaten söyleyenler zaten önceden de sıkıntılar vardı. Daha önceden de sıkıntılı olanlar şu anda da sıkıntı olduğunu söylüyor. Yani şimdi mesela diyelim ki biraz mazot bağlandı. Ona göre mesela diyelim ki her şey bağlandı. Yani bir ayakkabı 200 liradan 400 liraya çıktı. Ona göre bir asgari ücret 3 liradan 5,5 milyara çıktı şu an. Vallahi çözüm siyasal gidiş. Başta kim varsa çözüm onda. Ben bir şey diyemem. Peki seçimin zamanda yapılacağına mı inanıyorsunuz? Sanmam. Erken seçime giderler herhalde. Aklınızda bir aday var mı? Yok. Türkiye'de oyuma layık olacak kimseyi göremiyorum. Bayram da yaklaşıyor. Planlarınız var mı bayramla ilgili? Yok. Bu ekonomide nereye gidelim? Tatile gitmek yok zaten. İnşallah düzelecek. Bu kadar dünya Tayyip'in üstüne geliyor. Düzelecek. Peki, teşekkür ederiz. Düzelecek, bunların hepsi bitecek. Kurbanlık, ben şimdi bu sene kesmeyeceğim. Çok pahalı. Bu sene kurban kesmiyorsunuz. Evet. Peki bu gidişat nereye? Nasıl? Ekonomik gidişatımız nasıl? Ekonomimiz çok iyi. Daha bundan iyisi can sağlığı. Ama pahalı dediniz kurbanlık. Kurbanlık pahalı da yani millet kendi eline yapıyor yani. Şimdi köylü getirdiği malını 70 bin 80 bin lira fiyat istiyor. Halbuki o kadar hakkı yok yani. Değil mi? İsterseniz birkaç soru soralım size. Sorun. Ekonomik gidişat nasıl? Berbat. Çözümü nerede görüyorsunuz? Hiçbir yerde. Sizce seçim erken alınır mı? Yok. Zannetmiyorum. Bayramla ilgili planlarınız var mı? Yok. Geçinemiyoruz. Maddi durumlar el vermiyor. Acele var, bankaya gideceğim. Ekonomik gidişatımız nasıl? Sıkıntılı. Çözümü nerede görüyorsunuz? Çözümü nerede görüyorum? Çözümü yani bu... Yani her şey düşer ama zaten düşmez. Yani bayağı sıkıntılı. Vatandaş çok perişan. Seçim bir çözüm olur mu? Hayır, seçim çözüm olmaz. Hayır. İyi günler. Ekonomik gidişatınız nasıl? Abi biz gidelim, işimiz var. Teşekkür ederim. Ekonomik gidişat çok güzel. Çok iyi. Bak telefon 13 Pro Max. Aşırı iyi. Herkes çalışsın abi. Hayır, memnun değilim kesinlikle. Peki çözümü nerede görüyorsunuz? Hiçbir yerde. Görmüyorum yani. Kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Şu an hiç kimseye oy vermeyi düşünmüyorum. Boşatacağım. Bayram yaklaşıyor. Bayramla ilgili planlamalarınız var mı? Hayır, yok. Bir tatil planı da yok. Hayır, yok. Çalışıyorum. Devam. İnşaat nasıl? İyi mi, kötü mü? İyiydi. Çok kötü valla. Çok kötü herhalde. Çözümü nerede görüyorsunuz? Çözümü, valla çözüm biraz indirim yapsa iyi olur yani. Çözüm nerede buluyoruz? Parti değişikliği tabii ki. Erken bir seçim bekliyor musunuz? Beklemiyorum. Kılıçdaroğlu yapsa iyi olur. O belki kazansa güzel olur belki. Tayyip Erdoğan biraz pahalılık yapmış herhalde biraz daha. İnşallah indirim olur yani. Her şey pahalanmış valla. Bayramla ilgili bir öngörünüz var mı? Bir temenniniz? Bayramla... Bir planınız var mı? Planımız yok. Ne planımız var bayramda? Yok. Tatil planı var mı? Hayır, her şey çok pahalı. Şu an hiçbir şey yapamayız. Nasıl gidiyor? Çalışıyorsun. Evet abi. Durumlar nasıl? İyi abi. Ekonomik gidişat? Kötü abi. Çözüm ne sence? Abi çözüm yani doların düşmesi abi. Bunu düşürmemiz lazım. Yoksa yani durum gittikçe kötüye gidiyor. Ekonomimiz nasıl? İyidir. Bir sıkıntı var mı? Yok. Yönetim hakkında ne düşünüyorsun? Yönetim hakkında hiçbir şey düşünmeyeyim. Suriyeliler hakkında ne düşünüyorsun? Onlar hakkında da hiçbir şey düşünmeyeyim. Bayramda bir planın var mı? Yok. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Bayram yaklaşıyor. Evet. Bayramla ilgili planlarınız neler? Valla çalışma, başka bir şey yok. Çalışma, başka bir şey yapamayız. Bayramda da çalışıyorsun. Evet. Peki ekonomimiz nasıl acaba sizce? Sıkıntılı. Çözümü nerede görüyorsunuz? Çözüm yok. Yani ekonomi şöyle düşüneceksin. Bir verip onu alıyorlar. Bu şekilde düşüneceksin. Buradan çıkış yok mu diyorsunuz? Yok. Maalesef. Yani verdiği ücret tatmin olucu bir ücret değil. Seçim öngörünüz ne? Kararsız. Belli bir şey yok.
verebilirim de vermeyebilirim de AKP'ye. Suriyelilerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Valla Suriyeliler uzun süre kaldı, vatandaşlıkları da alırlar yani bu şekilde. Vatandaşlık alanlar da var. Alırlar çünkü çocuklar burada doğduğu için hepsinin dünya genelinde böyle alırlar. Planlarınız neler? Bayramla ilgili planlarımız kavurma yemek. Kavurma yemek planı. Evet. Ekonomik gidişat nasıl? Ekonomik gidişat kötü, çok kötü. Yani alım gücümüz çok kötü, aşırı derecede kötü. Diğer ülkeleri Avrupalara göre kötü gidiyoruz. İnşallah iyi olur. Çözümü nerede görüyorsunuz? Çözümü vallahi bir çözüm göremiyorum ben. Hani Erdoğan gidecek, yerine gelebilecek bir kişi de çözüm bulabileceğini düşünmüyorum. Yine aynı şey olacak, yani değişen bir şey olmayacak. Bu süreç bu şekilde devam edecek. Recep Tayyip Erdoğan 2023'te yolumuza devam edeceğiz diyor. Ona böyle bir ufaktan güveniyorum o muhabbete. Ben kazanacağını düşünmüyorum. Sizin öngörünüz ne? Yani bence daha iyi olacağını düşünüyorum. Kimin seçileceğine inanıyorsunuz? Bilmiyorum, o konuda bir fikrim yok. Sizin gönlünüzde yatan bir aday var mı? Vallahi ben şu anda bir seçenek göremediğim için bir sene daha en kötü Erdoğan devam etmesini tercih ederim. Çünkü yerine gelebilecek bir kişi, hani şu anda kötü bir durum ama beterin de beteri var. Beterin beter olmasın diye beterle devam etmeyi tercih ederim. Bir sene daha belki en kötü bir şekilde bir şeyleri daha toparlar. Hani Erdoğan değildi, şu anda başka birisi olsaydı yerinde, bu zor dönemde pandemi oldu, tüm dünya çöküş yaşadı. Bu zor dönemde hani Erdoğan kadar, nasıl söyleyeyim, başka bir herhangi bir aday olsaydı, birisi başta olsaydı bu zor dönemi bu şekilde geçiremezdi. Yani şu an beteriz ama beterin beteri olurdu. Biz her gün bayram, aynen. Bayramla ilgili bir planınız var mı? Tatildeyiz. Biz zaten öğrenciyiz il içinde. Bayram için hem geldik hem yani pek planımız yok. Kurban kesemiyordum. Ekonomik durumlardan dolayı çok bayram yaşıyoruz gibi değil. Ekonomimiz nasıl? Ekonomimiz durumsuz. Durumsuz mu? Ekonomi nasıl? Harika. Ekonomiye çok güveniyoruz. Çok güzel gidiyor her şey. Fiyatlar artıyor ama global bir kriz var. Yapacak bir şey yok. Mücadele etmeye devam ediyoruz. Küresel kriz bu kadar büyük mü Türkiye'deki kadar? Türkiye'deki kadar büyük olmasa bile bütün ülkelerde var sıkıntı. Ben yurt dışında okudum, orada yaşadım 7 sene. Oradaki arkadaşlarımla görüştüğüm zaman geçim sıkıntısı bizden daha fazla olduğunu söylüyorlar. Benzin almanın çok zor olduğunu, 2-3 gün kuyruk bekliyorlarmış arabayla. Böyle problemlerden bahsediyorlar. Yine çok şükür bizim durumumuz o kadar da kötü değil ki. Yollar araba dolu, kafeler full dolu, çakılı. Asgari ücret yetmiyor. Eskiye göre daha sıkışık durumumuz. Benim ailem var, çocuğum var bir tane. Ama sıkıntı yok, devam ediyoruz yaşamaya. Şikayet etmiyoruz. Bu zor günler geçecek bir gün. Bayramla ilgili planlarınız neler? Bayramla ilgili bu sene kurban fiyatları yüksek malum. Küçük başa girebildik ancak öyle köyümüze gidip kurban keseceğiz. Anlatalım. Nedir konu? Merhabalar. Merhaba. Ekonomimiz nasıl, iyi mi? Ekonomi ortada, ne olacak? Ekonomi iyi değil de zam değil. Millete zam vermesin. Ama gelen fahiş fiyatları durursun. Eğer bunu durutmadığı müddetçe Türk parası zahiyata uğruyor. Başka bir şey değil. Çözümü nerede görüyorsunuz? Ya çözümü üretim. Dedikodu yapmayacak. Oturup televizyonlarda kahyalık yapmayacaklar. Halka destek verecek, önünü açacaklar. Halk çalışacak, kazanacak ve toplumu rahatlatacak. Çalışmadan, kazanmadan bir toplum ayağa kalkmaz. Almanya'nın neyi var? Ekili biçili yeri mi var? Gittim ben. Teknolojiyi çok iyi kullanıyorlar. Üretiyorlar, satıyorlar, Almanya ayağa kalkıyor. Bizde üretim mi durdu? PKK dediler, dağda eşkıya dediler, köydeki göçlü şehire, şehirde insanlar tembelleşti, 3-5 milyon Suriyeli dolmuş, iş gücü rahatlığı alan halkımıza geçmiş, Suriyeliler işlere sahip olmuş, işletmeler Suriyelilerin eline geçmiş. Türkiye'de ekonomiyi düzeltmek için üretim. Yani kimsenin bir sihirli değneği yoktur. Umut Allah'tan çalışmak da bizden olsun. Eğer bunu yapmadığı müddetçe siyaset bir defa başka olmuş. Muhalefetini bilmiyor. İktidarda bir Tayyip Erdoğan'la bu yürümüyor. Ekip çalışması olacak.
Cumhurbaşkanı oturur yönetir. İş yapamaz. İşte başarıyı alır, halka sunar. Bu yok. Alt kadroyu dağıttı, toplaması da zor. Türkiye çok büyük cenderelerden geçiyor. Çok mucizeler atlattı. 19 yıl iktidarda hiç kimseye nasip olmayan bir iktidar döneminde ekibini yeterli kuramamanın bedelini çekiyor. Ben böyle görüyorum vatandaş olarak. Neden üretmiyoruz? Neden üretmiyorsun? Terör var, boşaltılmış. Millet İstanbul'a dolmuş. İstanbul'da her taraf beton. Bir ağaç kalmamış. Halkı götürüp İstanbul'da sömürü düzeni gibi ezdiriyor. Halk kesin memleketinde eksin biçsin. Herkesin arası dağı var. Türkiye'de bir kişi çalışıyor, beş kişi yiyor. Bak. Bu Avrupa'da öyle değil. Beş kişi çalışıyor, herkes kendine yiyor. İşte bizim krizin ana harteli bu. O yüzden herkese iş, aş bulacak, sistemi getirecek. Şu yabancıları bir defa boşaltacak. Bırak, rızkı veren Allah, toprakları boş. Gitsinler toprakları, o zaman gelsin Suriye'nin bazı bölümlerine girelim. Ekip içirip onlara besleyelim, onlara hizmet edelim. Türkiye'de çok mağdur insan var. Hiç gülünecek durumda değiliz. Giriyorsun, çürümüş domates kaç lira diyor, yavralıyor. Ben orada o kadına, o anaya ağladım. Neyle ilgili? Ekonomi şu anda iyi gitmiyor. Ben bir emekliyim. Bizim emekli maaşa verilen şeyler hiç şey değil. Her şeye zam geliyor. Asgari ücret 5500 lira oldu ama bir şey alamıyoruz ya. Herhangi bir şey alamıyoruz. Hani ekonomi iyi gitmiyor. Şu durumda iyi gitmiyor. Başka ben ne diyeyim? Emekli inahına şey zar zor geçiniyoruz yani. Nasıl çözülür bu durumlar? Vallahi çözülür bilmiyorum. Çözülür vallahi gene bilmiyorum. Yani çözüm gene bunlar diyor. Bir şey halledeceğiz diyor ama nasıl halledecekler onu biz de bilmiyoruz.